Efendim tekrar herkese günaydınlar. Kripto Paraya hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Bugün bizlere sevgili Kemal Kabakçı eşlik ediyor. Hoş geldiniz öncelikle. Hızlıca bir fiyatlamalara bakalım. Ardından da gününce öne çıkan başlıklarını değerlendirelim. Şöyle bir baktığımızda itibariyle ilk sırada Ripple'ı görüyoruz. 1 dolar 12 cent seviyesinde. Maker burada 2500 doların üzerinde. Avax TL 672 lira. Bununla birlikte Holochain, Dogecoin, Ethereum pozitif fiyatlanıyor. Aynı zamanda negatif tarafa baktığımızda Polkadot ve Link'i görüyoruz. Burada Bitcoin'de biraz daha Yatay bir fiyatlama var 62 bin doların üzerinde ama yine de Algorand'da da yine yatay negatif bir fiyatlama olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gününe çıkan başlıklarına baktığımızda... E Dün en çok dikkatimi çeken özellikle Mastercard haberiydi çünkü bu kadar çok büyük bir dünya devinden aslında e, kripto ürünleri ve hizmetleri e, sunması e, hakikaten kripto paralar için tarihe önem arz ediyor bana göre. E, ama bunu mesela fiyatlar üzerine çok fazla etkisini göremedik. Neden? Hem e, biraz haber akışının gerekçelerini konuşalım hem de fiyatlar üzerine neden eski etmediğini değerlendirelim. Hı. Öncelikle şunu söyleyeyim, yaklaşıyor gelmekte olan. Çünkü hep bunu konuşuyorduk. İşte kurumsallar diyorduk, onlar gelecek, bunlar gelecek derken bir furya aslında haber akışıyla beraber başladı. E, haber de aslında bu şu an için tam olarak yansımasa da fiyata. Çünkü beklenilen bir spot ETF olayı var. Asıl bizi Bitcoin tarafında yukarıya doğru götürecek noktada. Bu haberin gelmesiyle evet iş tam olarak başladığı noktasıyla asıl bizi fiyat hareketine götürecek ama çok fazla kullanıcıya ulaşması açısından da çok büyük önem taşıyor burada. Çünkü bir dünya devinden bahsediyoruz. Dünyada birçok insanın kullandığı bir sistem üzerinde konuşuyoruz. Böylelikle kripto para sistemine daha fazla para akacak. Bu haber ancak işlemler tam olarak başladığında, para girişi olmaya başladığında bize pozitif olarak görebiliriz ve hani şu an içinde olumlu olarak algılayabiliriz. En azından geleceğe yönelik beklentilerimizi daha da çok arttıran bir haber olarak okuyabiliriz Perihan Hanım bu haberi. Peki Amerika'nın SPK'sından önemli bir haber var. Burada stable coin'ler üzerinde yetki kazanabilir açıklaması. Bu neyi ifade ediyor? Yani zaten aslında takmıştı Amerika tarafında stable coin'lerle alakalı. Uzun süredir çalışmaları vardı. Hatta daha önceki işte e, toplantılarda, açıklamalarda hani bizim kripto paralarla ilgili bir problemimiz yok açıklaması gelmesine rağmen stable coin'lerle ilgili o işe bakacağız, o işle ilgili e, bir önlem, bir tedbir alacağız noktasına doğru gitmişti. E, burada da... E, o baskılamayı hala e, sürdürülüyor Amerika cephesinde. Sürdürülmeye de devam edecektir. Çünkü e, dolara eşit işte örnek veriyorum dolar bazı stable coin'ler için düşünürsek dolara eşit diyorlar ve bunun bir karşılığının bir rezervinin kontrolünü ister istemez e, istiyorlar. Piyasanın sağlığı için de e, bu tarz stable coin'lere merkezi olan coin'lere özellikle bu tarz durumların regülasyonların gelmesi her zaman pozitif. Kısa vadede belki olumsuz olarak algılanabilir bu durum, ama uzun vadeye yaydığımızda ciddi olumlu bir nokta olarak görüyorum. Çünkü birinin bunları denetliyor olması lazım ve ona göre daha sağlıklı, kimsenin mağduriyet doğmadan işin ilerliyor olması lazım. Çünkü bunlar Birilerinin ellerinde olan paralar ve diğer bizim işte merkeziyetsiz dediğimizin dışında o yüzden de bir kontrol her zaman önemli olarak yapılmaktadır. Altını çizebiliriz bunu. Peki Bitcoin'deki biraz teknik seviyeleri konuşalım. Bir iki önemli haber var. Birisi Güney Kore'den burada kamu emeklilik fonları e, Bitcoin ile ilgili yatırım yapmayı planladığını açıklamış. Bir diğer hamle de Tesla tarafından tekrardan bir U dönüşü gördük. Burada Bitcoin tekrar kabul etmeye başlayabilir haberi var. E, bunun teknik seviyeler üzerinde bir etkisi olur mu size göre? Önce haberlerde şöyle bu fon işi... E, haberleri acayip bir şekilde gelmeye başladı Perihan Hanım. Geçtiğimiz haftada itfaiyecilerle ilgili bir fon haberi vardı. Şimdi hı hı. burada yeni bir fon haberi söz konusu. Şunu algılıyorum ben buradan. E, Bitcoin'e doğru iyice bir güven durumu Karşılıyor. Çünkü özellikle enflasyon riskine karşı bu kurumsal bazda da çok fazla konuşuldu. Kişiler de kendilerinin geleceğe dönük yatırımlarını yaparken e, ciddi artış gösteren ürünlerden bir parça almak üzere duruyor ve aynı şekilde nasıl e, ek, ödeme sistemlerinde bu durumları konuşuyorsak yeni para girişleri hep kripto paraya pozitif olarak bir söz konusu var. Ama zaten Bitcoin'de bir geri çekilmesini düzeltmesini yaşamıştı 60 binlere doğru. Bu haberlerle birlikte 60 binden kendi desteğini alarak şu an 62 bin seviyelerinin üstüne doğru çıktı. Aslında pozitif okumasını o kar ...satışından sonra gelen bu haberle beraber tekrar yükselişle e, görüyoruz bu durumun. E, özellikle Tesla konusuna gelince <laughs> hani sizinle beraber burada çok fazla oldu. Birçok ülke tarafından, birçok kurum tarafından, e, birçok analist tarafından sürekli geri dönüşleri gördük. Tesla haberi de yine bizi e, burada yanıltmadı. Bir çark ediş söz konusu. Hatta size de demiştim. Hani Bir çark edişler programı yapalım dedi değil, hatta. De yaparsak o. böyle çok uzun bir yayın sürer. Çünkü... Her hafta ben buraya en azından kendim her konuk olduğunda bir çark ediş haberiyle karşılaşıyoruz. Çok uzun boyutlu olacak. Artık hani kripto dünyasını kimse gözden göz ardı edemeyecek noktaya doğru geliyor. Tesla'nın haberi de böyle. Ne demişti daha önce Tesla? İşte işte madenciler çok fazla enerji tüketiyor. Ben daha kabul etmek istemiyorum deyip aslında bizi ciddi bir geri çekilmeye sürüklemişti. Bu geri çek, çekilmeden sonra eğer ben Tekrardan başlıyorum dediği noktada da belki işte bu ETF haberleriyle birlikte ardı ardına gelen böyle bir kar topundan çığa dönüşen bir boğa sezonuna doğru bizi götürebilecek haberler eli kulağında geliyor. Piyasa çok olumlu bir şekilde uzun zamandır görmeye alışık olmadığımız bir şekilde olumlu haber pompalıyor. Bu da bizi çok fazlasıyla mutlu ediyor. Çünkü bir Çin baskısından artık kurtulduk. Çin varını yoğunu bütün kinini piyasaya kustu diyebiliriz burada. Bundan sonraki süreçte de artık bizim için güzel hareketler bekliyor. Ki zirveyi gördükten sonra da biz çok fazla bir geri çekilme yaşamadık. Bu geri çekilmenin de en önemli nedenlerinden bir tanesi de aslında kısa vadeli yatırımcıların bir kar realizasyonuna gitmesiydi. Ama hala HODL gündemde ve bugün de bakıyoruz ki 28 binden 66 binlere doğru giden bir Bitcoin'de kar satışı yapılırken maksimum düşüş noktamız 60 bin ve olumlu haberlerin gelişiyle de 60 binden bir dönüş söz konusu. Bu yeni rekorlara gebe duruyor Bitcoin cephesinde. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Shiba'nın işlem hacminin Ethereum'u geçmesi. Shiba için mi iyi, Ethereum için mi kötü? Bir günlük e, bir İşlem hacminde bir geçiş söz konusu ama şu an inanılmaz bir popülerlik var Shiba tarafında. Çünkü neden olmasın inanılmaz bir artış söz konusu geçtiğimiz dönemden e, buraya baktığımızda çok kısa bir sürede. E, maalesef de bu e, artışlar olurken de özellikle tepe fiyatlara doğru bu artık baskıyla FOMO'larla birlikte insanlar kaçıyoruz korkusuyla çok fazla bir şekilde Shiba tarafına doğru kayış oldu. Bu Ethereum'a... E, kötü etkilemez ama Shiba için olumlu bir haber, olumlu bir haber. Çünkü Ethereum bu piyasanın iki numarası. Shiba'nın daha alacağı çok yol var. Ethereum'a çok fazla yetişeceğini <laughs> düşünmüyorum. Peki Ethereum'da hangi teknik seviyeleri konuşabiliriz? 4200 dolara yakın bir fiyatlama var. Şunu zaten sizinle olan programımızda da söylemiştik. Bir e, formasyon söz konusuydu. Bizim ilk hedefimiz 4600 Dolarlarda oraya da yaklaştık aslında. Tekrardan bir geri çekilmesini yaşadı. Bunu bir retest olarak algılayabiliriz Ethereum'la alakalı. Kısa vadeli hedefimiz tekrardan 4600 dolarlara Ethereum'un gelmesi. Çünkü aslında ufak ufak altcoin'lerde de ateşlenmeler başladı. Bunun da ilk meşalesini geçtiğimiz hafta Ethereum yakmıştı. Ethereum'la beraber de tekrardan devam edebilecek gibi duruyor. Özellikle bu kısa vadede 4600'leri geçiyor olmamış. Bize Ethereum'la alakalı 6 bin dolar hedefine doğru götürecek gibi duruyor. Çünkü piyasaya ciddi anlamda bir para akışı söz konusu. Bitcoin'de de kar realizasyonuna geliyor. Bu realizasyonlar da tekrardan alt sezonunu tetikleyebilir. Alt sezonun tetiklenmesi için de şu konjektürde baktığımızda öncelikle bir Ethereum'un yukarıya yönlü hareketinin gerçekleşmesi gerekiyor. Buradan paradan ilk nasibini alacak kripto para birimi ise Ethereum olacak gibi gözüküyor. 4600'leri üstüne çıkarsak, kapanışlar görürsek biz artık yeni hedefimizi 6000'lere doğru Ethereum'da çekmemiz için hiçbir engel yok gibi gözüküyor. Peki burada Ripple'ı ayrı tutalım mı bu fiyatlamada? Yani hani burada 50 günlük ortalamanın üzerinde tamam Hı. bunu olumlu kabul edebiliyoruz ama Ripple yatırımcısı Ethereum ve Bitcoin'i takip etmeli mi fiyatlama açısından? Şu şekilde aslında daha önceki süreçte Ripple için çok fazla olumlu haber gelmişti ama bu olumlu haber akışını bir türlü biz fiyata yansıtamamıştık. Bu fiyata yansımamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Ethereum ve Bitcoin'in aslında iyi gitmiyor olmasıydı. Piyasanın geriye gelmesiyle beraber Ripple'da bir türlü istenilen ivmeyi kazanamadı. Burada zaten ocağa doğru bir erteleme söz konusu oldu en son haber akışında Ripple tarafıyla alakalı. Artık piyasanın kendi... E, sistemine bırakmış durumda Ripple'ın fiyatlanması. O yüzden de Bitcoin'i, Ethereum'u takip etmeye hala devam edeceğiz. Çünkü Ripple hala sıralamada önemli para birimlerinin arasında. Bizim için de 1.09 seviyesi çok önemli bir seviyeydi. Onun üstüne tekrardan çıkmış bulunduk. Buradaki kalıcılıkla Ripple'la ilgili ilk beklentimiz bizim 1.40 seviyeleri olur. Piyasanın olumlu gitmesi. Her ne kadar yeni haber akışı gelmese bile Ripple tarafında, Ripple'a pozitif bir etkisini görebiliriz. Ripple yatırımcıları da Ethereum'u takip etmeli. Çünkü özellikle eğer bir alt sezonu başlayacaksa tekrardan yükseliş göreceksek biz önce bunları işte demirbaş diye nitelendirdiğimiz market cap sıralamasında hmm. iyi hacmi olan sıralamında yüksek olan kripto paralarda göreceğiz. Ripple'da bunların içinde sayabiliriz, değerlendirebiliriz bunu. Ya bu hep altcoin rallisinden bahsediyoruz ama ara e, ara ara altcoin'ler kendi içerisinde böyle kısa ya da e, uzun ralliler de yapıyor aslında. Yani mesela linki gördük burada. E, bu hani performansın devamını bekleyebilir miyiz? Burada da biraz kendi içinde ayırmak lazım galiba altcoinleri. Tabii ki aslında şöyle buradaki noktada hani eskiden boğa sezonu dediğinde kripto 5x'ler, 6x'ler Herkes o on, onu, onu bekliyor 100, 100, 100, 100 ama zaten aslında son dönemde baktığımızda inanılmaz bir şekilde hareket oluyor. işte Avax örneğini verebiliriz burada nerelerden nerelere kadar geldi kendi içerisinde bir boğa sezonu yaşadı. Para dönüşü de bu şekilde oluyor ve sırayla kripto paraların içerisinde dönüşerek devam ediyor. Tabii ki kendi içerisinde olurken piyasanın da bu şekilde para aktığı bir noktada Ekstra bir alt ralli bekleriz. Link için gelecek olursak, link benim hala iskontolu olarak gördüğüm bir yükseliş gerçekleştirmesine rağmen e, bir kripto para birimi. Çünkü e, biz Bitcoin bu seviyelerdeyken linki 55 dolarlarda bıraktık. Link 30 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor şu an. Hala ciddi bir iskontosu var. Buradaki para akışının Ethereum'un da beklediğimiz seviyelere gelmesiyle beraber ki link Ethereum'un çok önemli bir parçası olarak Hı. vurguluyoruz her zaman. Hala uzun vade için link iskontolu ve sepete eklenebilecek bir kripto para olarak duruyor. Kemal Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Vermiş ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bugünlük bizden bu kadar diyelim efendim. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazanç bir gün diliyorum herkese. Hoşçakalın.